arkadaşlar, biliyorsunuz en son videomuzda craft yapacağız diye başladık. Ama bir türlü yapamadık maalesef. Neden dersiniz? Zombilerden kaçalım, işte bir malzeme bulalım vesaire derdindeyken maalesef öyle kala kaldık. Şimdi arkadaşlar, bugün gerçekten craft yapacağız. Birkaç craft örneği göstereceğim size, neler yapabiliriz, neler bulabiliriz diye. Belgrad'a girelim istiyorum. Tabii ki bir kadın karakter seçelim ve yolculuğumuza adım atalım. Bir saniye. Türk MMO. Evet. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Umarım bugün istediğimiz gibi her şey yolunda gider. Umarım sadece zombilerden kaçmakla kalmayız. Aynı zamanda istediğimiz birkaç şey de yapabiliriz diye düşünüyorum. Hemen malzeme toplayayım ben. Gelmişken şu an neredeyim? Ben G2'deyim. Pozisyonum sağ altta gördüğünüz gibi. Bu haritada hatırladığıma göre bu taraflarda bir yol ve yerleşim yeri olması lazım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce bir wood sticklerle başlayalım. Oku nasıl yapıyoruz? Wood sticklerle yapıyoruz. Bunu zaten daha önceki videoda da söylemiştim. Punch stickler neydi? Punch stickler de arkadaşlar bu yaşamaya başladığınız alanda etrafa koyarak zombilerin gelmesini engelliyorsunuz. Ve bu arada arkadaşlar, bunları discovery dedikten sonra yapmış sayılmıyorsunuz. Crafting'den tekrar bunları craft etmeniz lazım. Daha sonra çantanızdan onlar düşüyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde kutuları da fertilizer alabiliyoruz ama alamıyoruz çünkü yerimiz yok şu anda. Şimdi öncelikle çantamızda yer açmak için hemen punch sticklerden yapalım ki çantamızda yer açılsın. Bir de bundan yapalım. Evet, çantamızda biraz yer açıldı. Bu neymiş? İlk önce scrap of cloth. Evet. Şimdi arkadaşlar, bir parça scrap of cloth'la satchel yapabiliyoruz, yani sırt çantası yapabiliyoruz ama bunun için biraz daha eşyaya ihtiyacımız var. O yüzden bulduğumuz kıyafetlerden biraz daha sırt çantası için biraz daha eşya toplamamız gerekecek. Şu an bandaj yapabiliyoruz bunun dışında. Fertilizer aldık. Arkadaşlar, bu fertilizer ne işe yarıyor? Bu fertilizer eğer bayağı güzel bir şeymiş. Eğer kendi bitkilerinizi yetiştirmeye başladıysanız bunların kolayca büyümesini sağlıyor. Ayrıca da ne yapıyor? Şunu yiyelim. Ayrıca da silah yapımında kullanabiliyorsunuz.
Scrap metalleri hemen discover diyoruz. Metal briquet yapıyor. Şimdi bunların bize ne yararı var diye düşünürseniz, bunlarla ev yaparken bayağı haşır neşir oluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an yapabileceklerimiz bu şekilde. Bir tane metal bracket yapalım. Bunun dışında başka bizim burada bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Bir tane metal bracket yaptık. Bunu da dediğim gibi ev yapımında kullanıyoruz. Buralarda neler var? Onlara bakalım hemen. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar bir de kamp ateşi nasıl yakılıyor diye soranlarımız olmuş. Mesela şu an bu campfire'ı kullanabiliyoruz. Neyle kullanabiliyoruz? Flare'la. Şu an gördüğünüz gibi bu hazır bir kamp ateşi. Kamp ateşinde flare'la yakıyoruz. Bunu da vermiş olalım bu bilgiyi de. Gerçi bu flare bizim şu anda ne işimize yarar dersiniz? Şu anlık hiçbir işimize yaramayacak. Aksine buraya şeyleri çekmeye sebep olacak. Bu hazır bir kamp ateşi arkadaşlar. Şu tarafa gidelim, belki orada farklı bir şeyler vardır. Şu anda F3 pozisyonumuz. Eğer bu Belgrad haritasına serverına girenler varsa gelip buralarda takılabilirsiniz. PV serverındayız. Arkadaşlar, kamp ateşini ne yapıyoruz? Tabii ki ağaç keserek iki tane uzun oduna ihtiyacımız oluyor. İki tane uzun odunla yapıyoruz. Onu da göstereceğim birazdan. Hayvan derisine ihtiyacım var şu anda ama bir türlü hayvan yakalayıp kesemediğiniz için sıkıntımız var. Bu bölgede biraz su falan vesaire sıkıntısı yok arkadaşlar. Temiz su nasıl bulabilirsiniz? Gördüğünüz gibi bu kuyular var. Kuyularla benim şu an yanında şişem yok. Şişeye su doldurup kamp ateşinde onu kaynatıyorsunuz. Kaynattıktan sonra içiyorsunuz. Yoksa hastalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da hiçbir şey yok. Eve girelim. Wolf stick yaptık. Gördüğünüz gibi nasıl yaptık? Çantamıza alamadığımız etler vardı. Kurt eti. Bunu Discovery bölümünden Discover diyerek Wolf Stick yaptık. Pişmiş bir et de yapabiliyoruz. Bunu öğrendik şu anda ama bunları gelip almadığımız sürece tabii ki bir işe yaramayacak. Önce bir gidelim. Bu arada arkadaşlar, oyuna yeni bir güncelleme geldi. Artık oyunda eğer Counter Strike Global Offensive oynuyorsanız artık kutular düşecek. Bu kutuları istiyorsanız açıyorsunuz, rastgele hediyeler çıkıyor. İstiyorsanız açmıyorsunuz, direkt olarak Steam'den satıyorsunuz. Böyle bir şansınız da var artık. Bu güncelleme de güzel oldu açıkçası. Öyle diyebilirim. Mekana bakar mısınız ya? Çok başarılı değil mi? Çok başarılı olmuş. Hakikaten çok başarılı olmuş. Bayıldım. Şu an çanta yapabiliyoruz. O yüzden hemen çantamızı yapalım. Çantamız neler yaptık? Tabii ki Discover bölümüne giriyorsunuz. Yeterli sayıda kıyafet koyup Discover diyorsunuz. Daha sonra yeterli sayıda eğer yine üzerinizde kıyafet varsa satchel yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya önce yapmanız gereken craft'ı öğrenmeniz gerekiyor açıkçası. Asıl önemli olan o. Bizim için önemli olan da tabii ki su, yiyecek. Böyle her araba bulduğumuzda heyecanlanıyoruz. Tam zamanında geldin. Tam zamanında. Çünkü sen bize lazımsın şimdi.
Hemen göstermek istediğim şeyi bandaj alalım. Bir tane. Hemen göstermek istediğim şeyi göstereyim. Hatta şu karavanın içine girelim. Rahatça gösterelim. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi bir tane branch. Biz almadık mı bu arada? Bizim nelerimiz var? Ha, tamam. Bu arada hala az önce pişmiş tavuk öğrendiğimiz için pişmiş bir tavuk yine yapabiliyoruz. Ama önce şöyle bir şey göstereceğim size. Ve animal fat. Branch 5 tane kıyafet ve bir tane deriden bir tane meşale elde ediyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir ağaç kestik arkadaşlar. Şu an karanlık oldu hava. Biz bu arada aldık mı istediğimiz şeyleri? Şu an bir ses duyuyorum. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi hemen şeyi gösterelim. Bu arada biz almadık sanırım ağaçları. Almamışız. Neyse, hava aydınlanınca bir tane daha keseriz. Şimdi arkadaşlar, bir tane torç yaptık. Gördüğünüz gibi. Torç da bu şekilde. Şimdi bir makeshift bow yaptık arkadaşlar. Neyle yaptık? Bir adet oku gösterdim. Şeyi göstermedim hakikaten yani. Ok ve yayı. Yayı göstermedim. Bir tane wood şeyle, tahtayla bir tane de kıyafeti birleştirerek yapıyoruz arkadaşlar. Bir wood stickle bir kıyafet. Şu an kapının önünde bayağı hayırlısı bir durum var. Biraz daha çıldırtalım torçu kullanarak. Torç da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bir kamp ateşine ihtiyacımız var bizim. Şu an boş bir şişemiz yok. Kamp ateşinde bunu purify etmemiz lazım. O yüzden şu an bir kamp ateşi arayalım. Evet arkadaşlar, kamp ateşimiz yok. Bu yüzden biz de meşalemizi yerleştirdik. E ve tık yoluyla. Şimdi evet arkadaşlar, dinlenirken videomuzun sonuna gelelim. Birkaç craft örneği gösterdim size için. Daha gelişmişlerini de anlatacağım gelecek videolarda. Umarım beğendiğiniz ve işinize yarayan bir craft videosu olmuştur. Ev yapımını anlatacağım gelecek videolarımızda. Merak ettiğiniz farklı şeyler varsa onları da yazarsanız aynı şekilde o konuda da yardımcı olabiliriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.